Hoş geldiniz Monkitolarım. Bugün size bir yemek kurtarma uygulaması olan Too Good To Go'dan bahsetmek istiyorum. Erasmus'la gelen arkadaşlar için de güzel bir alternatif olabilir diye düşündüm. Ama ondan önce bizim mahalleye böyle bir ücretsiz otopark kurdular geçenlerde. Eğer toplu taşıma araçlarını kullanırsanız aracınızı bu ücretsiz otoparklara bırakabiliyorsunuz. İlgilenenler için detayları bırakmış olayım. Aynı zamanda bisiklet parkı da yapmışlar. Bunu henüz denemedim ama bir videoda birlikte deneriz. Bu bahsettiğim yemek kurtarma uygulamasına konumunuzu girdiğiniz zaman size yakın olan restoranlar, kafeteryalar, barlar, süpermarketler gibi yemek alabileceğiniz yerlerin listesi çıkıyor. Güncel fiyatlar Madrid'de 2 ve 5 euro arasında değişiyor. Ödemenizi de uygulama üzerinden yapıyorsunuz. Yalnız alacağınız paketin içeriğini bilemiyorsunuz. Bunlar sürpriz paketler olarak geçiyor. Örneğin ben bugün hepinizin ilgisini çekebileceğini düşündüğümden bir markette bunu denedim. 12 euroluk bir paketi 4 euro ödeyerek satın aldım. Yalnız markete gidene kadar bu paketin içerisinde ne olduğunu bilemiyorsunuz. Benim paketimin içerisinden bu gösterdiklerim çıktı. Ürün miktarı olarak bence gayet yeterli ama ben hazır yemek satın yani markete gittiğim zaman ne bir Rus salatası ne de bu gösterdiğim Çin yemeğini satın alabilecek birisiyim. O yüzden çok da böyle tercih edilesi bir şey olur mu bilmiyorum. Yine de sizlerle paylaşmış olmak istedim. Aslında bu videoyu yapana kadar birkaç yerde daha deneyip göstermeye de niyetliydim ama fırsat olmadı. Onun dışında bu gördüğünüz minnoşların çoğu aniden gelen bir sıcak hava dalgası sebebiyle öldüler. Sarımsak da köklendirmiştim. Çok basitti bu arada. Sadece 2 hafta falan zamanımı aldı ama şu anda balkondaki saksıların çoğunda sarımsak var. Taze taze kesip tüketiyoruz efendim. Açıklamalar kısmına adını bıraktığım bu restorana tapas yemeye geldik. Şu gördüğünüz siyah şey pirinçten ve kandan yapılıyor. Adı morsiya. Başta bana da tiksindirici gelmişti ama sırf bu morsiyayı tekrar yiyebilmek için 3-4 gün sonra aynı restorana tekrar döndük. Patricia'yı hatırlarsınız belki. Eski ev arkadaşım. Bugün onun doğum günü. O yüzden açık büfe bir sushi restoranına geldik. Kişi başı 15-16 euro ödeyerek dilediğiniz kadar yemek sipariş edebiliyorsunuz. Ben o gün o kadar çok açtım ki sadece menüyü çekebilmişim. Tekrar gidersem eğer detaylı olarak yemekleri de çekerim. Yalnız öneririm. Güzel. Açıklamalar kısmına bu restoranı da bırakıyorum. Hatta belki hatırlarsınız geçen yıl yine paylaşmıştım. Robotla servis yapıyorlar. Yani yemekleri bir robot getiriyor. Bugün San Isidro Madrid merkeze geldim. Çeşitli meydanlarda konserler vardı ama yine çok fazla çekim yapamamışım. Bu aralar günlük rutinime uzun yürüyüşler ekledim. Ders aralarında çıkıyorum, vaktim olduğunca yürüyorum. Bugün de böyle bitki ve toprak satan kocaman bir yere geldim. 1 saat 20 dakika kadar zaman geçirmişim. Aslında dediğim gibi balkonda çok fazla bir şey kalmadı ama renk olsun diye fesleğen ve kadife çiçeği aldım. Ay bu arada benim solucanları hatırlıyorsunuzdur belki. Meksika'ya giderken bir arkadaşa anahtar bırakmıştım arada bir salatalıkları sulasın diye. O da evi de temizleyeyim jest olsun demiş. Solucan kutusunu da fark etmeden atmış. Bugün Hollanda'dan bir misafirimiz var. Onu böyle merkezde bir restorana getirdik. Hem merkezde hem çok şık hem de ekonomik bir restoran. Açıklamalar kısmına bırakıyorum. Bu arada yan masamızdakiler de ünlülerdi ama ben çok rahatsız olmasınlar diye kamerayı iç tarafta fazla tutmak istemedim. Bu video bu hafta neler yedime dönüştü ama bugün de döner yemeye geldim ve bu restoran bir dönerci için oldukça fazla şık bir dekorasyona sahip bence. Gösterilmesi gerekiyordu. Türk restoranı değil bu arada, sahipleri Ermeni. Arada bir geliyoruz buraya. Ben etin tadını beğenmiyorum ama tavuk bence başarılı. Aynı zamanda menüleri de oldukça doyurucu. Ben çoğu zaman bitiremiyorum hatta. Eve çok yakın olduğu için biz çok fazla geliyoruz. Sadece terasında da oturup bir şeyler içebilirsiniz. Terası da oldukça şık.
Bugün de La Pedrisa'ya geldik. La Pedrisa Madrid'e arabayla bir saat uzaklıkta. Doğal havuzlar var Dilan, yüzeriz dediler. Ama arabayla giriş kapalıymış. O yüzden arabayı çok aşağılarda bırakmak zorunda kaldık. Yaklaşık bir saat kadar yürüdük. Normalde arabayla girişin açık olduğu saatlerde, şu an tam hatırlamıyorum, ne yazık ki tabloyu da çekmemişim, arabayla en yükseğe kadar çıkabiliyorsunuz. Orada otoparklar var, aynı zamanda bir bar mevcut. Oraya bırakabiliyorsunuz arabanızı ve daha sonrasını yürüyerek devam edebiliyorsunuz. Biz bu saat sınırını kaçırdığımız için bir saat yokuş tırmanmak zorunda kaldık. Artık çok yorulduğumuzdan, zaten suda buz gibi olduğundan yüzemeyeceğimizi anladık ve daha fazla tırmanmak istemedik. Ama daha da yukarılara çıkarsanız eğer çok daha derin havuzlar mevcutmuş. Onlara dair de birkaç fotoğraf bırakıyorum. Haftanın yorgunluğunu atmak için çok güzel ve çok dinlendirici bir plan bence. Sadece küçük çocuklarla gelmek bir tık daha zor olabilir. Dönüşte de biraz biberiye ve lavanta topladık. Aynı zamanda yol üstünde Manzanares de Real'de çok güzel bir göl var. Bu gölün etrafında hem yürüyüş yerleri hem de balık tutma yerleri var. Biraz da oralarda dolaştık. Daha sonrasında da pizza eşliğinde manga izleyerek günü kapattık. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.